düştü ki ayağa. Buyur bey. Arada bir takışsak da... Bilirsin seni severim. Takdir ederim. Doğrudur bey. Seninle dostane bir şey paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu... bir ricada bulunmak istiyorum senden. Estağfurullah benim rica ne demek? Sen buyuracağın biz de yapacağız elimizden ne geldiyse artık. Sağ ol Kaya, bilmez miyim? Karım Nesrin. Biliyorsun ağır hasta. Biliyorum. Öldü ölecek. Allah'tan ümit kesilmez beyim, inşallah ayağa kalkar, Allah can verir de. İnşallah da maşallah da olmuyor bu işler. Bismillah tövbe. Ben sabaha kadar bu konuyu düşündüm ki ayağa. Ve kararımı verdim. Karım öldükten sonra yalnız kalmak istemiyorum. Allah kimseyi yalnız koymasın, zor. Amin. Amin. Bunun için de senden Fatma istiyorum. Ne? Fatma'yı kendim istiyorum Üstükaya. Fatma'yı mı? Evet. Nasıl yani? Duyduğum doğru mu bey? Doğru duydun Üstükaya. Doğru duydun. Yani bizim Fatma'yı şey diyor. Evet. Fatma'yı kendim istiyorum. İyi de beyim sen... Nesrin Hanım var, sen evlisin. Sana Nesrin ölecek demiştim ya Hüsnükâh'ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, estağfurullah, haşa. Nesrin ölünce Fatma ile evlenmeye karar verdim. İnan en doğrusu bu Hikmet anne. Ben bir gideyim Ömer'e, bak kızım bak. Hikmet anne, bak ben ne yaptığımı biliyorum. Her şey çok güzel olacak. Göreceksin. Anne var Bayram. Şerife, senden bir ricam var. Ne diyorsun Hüsnükâh'ya? Vallahi beyim bilemedim şimdi ne diyeyim. Bak. Öylesi sizin için diye olacak. Nasıl yani? Bey'e dünür olacaksın Kâh'ya. Necip Hünkaroğlu'nun akrabası olacaksın. Hem senin bir zamanlar mahkemelik olan bir tarla meselen vardı. Hatırladın değil mi? Hı. Böylelikle o da silinip gidecek. İyi de ben müsaadenizle bir Fatma ile konuşayım da bey. Fatma ile sen değil, ben konuşurum ki ayağım. Bayram gelmiş kız. Ne? Bayram mı? Elif, kızım nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Elifciğim,
Ben sana... Seni merak ettim kızım. Nasılsınız diye. Tamam yavrum, anladım. Görüşürüz. Hoşça kal yavrum. Nesin Hanım? Hikmet Hanım, hoş geldiniz. Ben de çok sıkılmıştım, iyi oldu. Biraz laflarız. Ben de size... Kendime kahve söylemiştim. Siz de içersiniz değil mi? Olur. Hikmet Hanım'a da bir kahve rica edebilir miyim? Hemen getireyim Nesin Hanım. Bir şey mi söylüyordunuz? Nasıl olduğunuzu soracaktım. İyiyim. Sağ ol. Hüsnü. Yüzün kireç gibi. Ya ne oldu? Hayırdır? Ya sen adamı çıldırtırsın Hüsnü. Bir şey desene. Kamran Bey. Kamran Bey mi? Ne olmuş Kamran Bey'e? Kamran Bey... Fatma'yı istiyor. Ne? Ben şurada bekliyorum. Çabuk konuşun ama. Fatma. Hüsnü. Ya sen ne diyorsun? Nasıl istiyor be? Kendine mi istiyor? Ya sen yanlış anlamış olmayasın. La ne yanlış anlayacağım? Salak mıyım ben? Lafı dost doğru söyledi işte dolandırmadan. Karım ölünce dedi ben Fatma'yı istiyorum kendime dedi. Ana! Ya bizim sümüklü Fatma bu konağa hanım mı olacak? Ana! Ana! Ya Haceli dedik. Kara bayram dedik. Meğer bizim Fatma Tuna'yı gözünden vurmuş. Ana! Sen şu bizim Fatma Hanım'a bak be. Meğer saman altından bizimki ne sular yürütüyormuş. Yarın mı? Yarın kurban oldum. Yarın Allah'ın izniyle bu iş halloluyor. Karım olacaksın artık Fatma.
Ne oldu Fatma'm, sevinmedin mi? O nasıl laf Bayram? Sevinmez olur muyum hiç? Ne oldu öyleyse? Geldiğimden beri böyle bir garipsin. Bir şey mi oldu? Bana bak. Vaz mı geçtin yoksa kız? Vazgeçer miyim hiç? Fatma! Acil geliyor. Şerife? Ne yapıyorsun kız burada? Ya bir yere kadar gittiydim de konağa dönüyorum şimdi. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Ya ben de işte... babanla mühim bir mesele konuşacağım da. Ha iyi. Gel beraber gidelim o zaman. İyi tamam. Gözlerin öyle kara ki, böyle aysız yıldızsız gece gibi. Baktıkça içinde kayboluyor. Ya senin gözlerin güneş gibi. Baktıkça insanın içi ısınıyor. Fatma, bir şeyin yok değil mi? Vallahi bir şeyim yok Bayram. Bir şey olmuş sana be Fatma. Dün annemle konuştukların için mi geldin acele? Annem haklı değil mi? Sen de mi öyle düşünüyorsun Şerife ya? Öyle tabii. Ama ne bileyim ya bacım. Yani kızını rızası olmadan kaçırmak falan. Yani Fatma istemeden bu iş ne bileyim ya. Oğlum Necip Bey ne diyecek bu işe? Ne yapacağız Remzi'ye? Biz ne edeceğiz lan? Ya ne yapacağımız mı var Hüsnü? Kızı vereceğiz Kamuran Bey'e. Sen de artık ister istemez Necip Bey'e dünür olacaksın. Sonra da ilk iş Hikmet Cadısı'nı bu konaktan kovacağız. Koyun can derdinde, kasap et derdinde ben ne diyorum, sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun Hüsnü? Sen ne diyorsun? Lan kadın Kamura Bey evli, evli. Kadın da daha yaşıyor. Şimdi benim her demem yakışık alır mı? Aman be, sana ne yakışığından bakışından, sana ne? E kanıma dokunuyor Remziye, ya bey de olsa kanıma dokunuyor. Ya niye kanına dokunuyor Hüsnü? Adam fena bir şey demiyor ki. İmamı çağırırız diyor, güzel bir imam nikahı yaparız. Hanım da ölünce onu ben resmi nikahıma alırım demiş. Fena bir şey mi demiş? Ya öyle dedi, he öyle dedi de işte. Ya Hüsnü, sen anlamadın galiba. Senin bu yeğenin Sümüklü Fatma var ya, bu konağın hanımı olacak be. Vallahi bizim de forsumuzdan artık yanımıza kimse yaklaşamaz. Orası öyle de işte, bakalım Fatma Hanım ne diyecek bu işe. Ya ne diyeceğimi mi var? Baktın inat ediyor, ayak diriyor, he demiyor. Dersin ki bak kızım dersin, Ömer dersin, Ömer'in hastalığıydı, ameliyatıydı. Öyle şeyler söylersin, ikna ediverirsin. Necip Bey var, Elif Hanım var. Bunlara derdimizi nasıl anlatacağız? Yok canım benim, aklım kesmedi bu işe Nebzi. Aman bırak, bırak bunu da aklın kesmesin. Senin aklının kestiklerini de gördük. Hem bak adam alttan alta tarla meselesini sürmüş, tehdit etmiş seni. Fatma'yı vermeyip de tarlasız, evsiz, barksız mı kalacağız ha? Dımdızlak ortada mı kalacağız? Allah korusun. Allah korusun. Sende bir hal vardı hele bana be Fatma. Bayram, ben korkuyorum azıcık. Neden korkuyorsun Ayyüzü? Yani biri görür eder diye, duyar diye ondan. Ondan. Bak, senden bir şey isteyeceğim. Ben sana hediyene kadar kimseye bir şey demem, olur mu? Ya Ömer'in ameliyatı olsun bizim. Ondan sonra çıkarız karşılarına. Söyleriz, anlatırız zaten. Tamam. Sen nasıl istersen. Yarın bu hasret bitecek inşallah. İnşallah. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Fatma. Bayram.
akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Öldürdün beni. Yani onlar birbirini seviyorsa... Ya kafayı yiyeceğim, ne bileyim ben Şerife ya. Ay neyi bilemeyeceksin Haceli? Onlar seni düşündü mü? Madem Fatma'ya gönlün düştü, annem doğru söylüyor. Bence de kaçırmalısın. Sen de şimdi git kaçır diyorsun ha? Yani en doğrusu bu. Gir içeri, ne diyeceksen de bir an önce bitir şu işi. Kimse görmeden ben gideyim. Tamam. Yarın kavuşacağız inşallah. Kavuşuruz. Yarın benim kanım, canım olacaksın. Olacağım. Ol Fatma. Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözün en görmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Bak bu Kamuran Bey, bizim elimizde avucumuzda ne varsa alır, bizi kapının önüne koyar. Ne yapacağız edeceğiz? Fatma'yı ikna edeceğiz. Kamuran Bey ne istiyorsa onu yapacağız. Fatma'yla konuşalım da halledelim bu işi. Selam kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olmayınca da konak ne kadar sessiz değil mi Hikmet Hanım? Hikmet Hanım. Efendim? Siz bugün çok dalgınsınız. Nesli Hanım. Benim size söylemem gereken bir şey var. Buyurun sizi dinliyorum. Bakın ben de merak ettim Hikmet Hanım ne söyleyeceğinizi. Thank you.
Oğlum acele sen buraya oturmaya mı geldin? Bizim işimiz gücümüz var. Hadi ne diyeceksen de. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Kararımı verdim. Ne kararı lan? O işi halledeceğim. Hangi iş? Şey iş. Niye siliklenip duruyorsun lan? Kaşını gözünü oynatıp söyle ne söyleyeceksin? Ya işte o iş işte ya. O iş. Ha. Ya hangi iş olacak Hüsnü abi? Fatma'yı kaçıracağım işte. Ne kaçırması lan? Ne diyorsun sen? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Nasıl ne diyorsun? İster mi? Dün konuşmuştuk ya hani Remzi yenge. Yenge bir şey desene. Remzi yenge sen dün bana Fatma'yı kaçır dedin ya. Bir de sevmezsiniz beni. Bak kavuşmanız için neler yapıyorum. Vallahi babam bir duysa var ya. Şerife. Ha. Haceli ne diye gelmiş? Aman of, niye gelecek ki? Ne babamla konuşacağı bir şeyler varmış. İş güç. Kız sen bırak Haceli'yi. Bayram nikah için gün almış mı onu söyle. Aşk olsun kız. Sizin için yaptığım onca şeyden sonra hala güvenmiyor musun sen bana? Yarına gün almış. Hadi canım. Yarın öğlen 12'deymiş. Kız bayrama bak sen. Artık senin hasretine nasıl dayanamıyorsun? Şerife. Kız. Vallahi yüzdün kuyruğuna geldin. Siz bu işi becereceksiniz. İnşallah Şerife. İnşallah. Hadi inşallah. Evet. Sizi dinliyoruz Hikmet Hanım. Söyleyin ne söyleyeceksiniz. Ben şey diyecektim. Yani... Yoksa siz şu dün gece Fatma ile yaşanan olayı mı kastediyorsunuz? Ne olayı? Hay Allah ya. Ne olur kimse duymasın Şerife. Kamuran Bey, amcam, kimse. Önce şu Ömer'in ameliyatı olsun, bitsin, sağlığına kavuşsun. Ondan sonra ben münasip bir dille anlatacağım herkese. Münasip bir dille mi? Ha, sen anlat, ondan sonra ikiniz de keserler vallahi. Biz evlendikten sonra kim kızıyorsa kızsın Şerife. Kaçar gideriz buradan. Kanunla değil mi canım bu iş? Laflara bak. Vallahi aferin kız. Şerife, önce Ömer'in ameliyatı. Tamam mı? Kimse duymasın, ne olur bak. Kız, sen bana güvenmiyor musun ya? Ay, güveniyorum Şerife. Tamam, hadi odana git sen. Ya canım, işte böyle. Sen kalk. Bütün bu yaşananlardan sonra... o bayram yabanisinin evine git. Ben de tabii. Yazıktır, günahtır. Bir gidip ziyaret edeyim dedim. Bu Ayşe'nin başına gelen hadiseyi biliyorsun. Bir ziyaret edeyim, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Bahçeye girmemle beraber ne göreyim? Fatma ile Ömer orada. İşte neyse sonra ben de tuttum bunun kolundan konağa getirdim. Tabii ben de şimdi biraz sinirlendim. Sesimi yükselttim biraz. Bağırdım, çağırdım. İşte ortalığı dağıttım falan filan yani. Ay Kamuran,
Keşke o kadar sert davranmasaydın sen de. Hayatım doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da... Bunlar bazen hak ediyor bunu. Arada sırada sopanın ucunu göstermek gerekiyor bunlara. Ha, Hikmet Hanım? Öyle değil mi? Neyi yanlış anlamışım Remzi yenge? Sen bana dün ne dedin? Ne dedim ki? Remzi yenge. İşte öyleyken öyle, böyleyken böyle. İşte sen Fatma'yı kaçırmazsan bayrama kaçacak demedin mi? Tövbe tövbe. Vallahi üstüme iyilik sağlık ha. Lan ben sana öyle mi dedim? Ana. Vallahi Hüsnü, Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Lan ben niye öyle bir şey diyeyim? Nasıl ya? Sen bana Fatma'yı kaçır demedin mi? Demedim. Demedim. Üstüne iyilik sağlık. Ben senin... Aşk kafana vurdu galiba acele. Oğlum sen lafları nereden anlıyorsun? He? Remzi yenge. Kurban olayım. Dün burada oturuyorduk ya, sen oradaydın. He? Ben buradaydım. Hani çay içip sen gittin, hani kapıyı kapattın. Remzi yenge, bana bak, gittin kapıyı kapattın, geldin ya. Sen şimdi bana dün git Fatma'yı kaçır demedin. Demedi. Abla beni merak etme. Ayşe'yi görmeye gidiyorum. İyi gördüm seni. Çömlekhaneye de gelemedim ama. Ya bırak sen şimdi orayı. Bak bir an önce iyileşmeye bak Ayşe, olur mu? Börekler de hazır. Vallahi teyzeciğim, börekler şahane gözüküyor. Annem de böyle güzel yapardı. Gerçi fırından çıkarır çıkarmaz oturur tepsi yaralardım ya, neyse. Ne yapardım? Ben sana öyle mi dedim? Ha? Git güzelce kızla konuş dedim. Değil mi? Onu ikna et dedim. Bak Haceli, kadınlar çiçektir dedim. Kadınların ne istediğini bir anla, dinle dedim. Lan sen bunu kaçırma anladın. Lan sen Fatma'ya şiddet mi yapacaksın? Remzi yenge, kurban olayım. Sen dedin ki kaçır dedin.
Sen hatta dedin ki tövbe tövbe git. Kızın üstüne çok dedin. Üç! Ne diyorsun lan sen? Yok üstten mi? O öyle değil. Ne demek lan benim yeğenime çökmek? Yok Allah aşkına o da öyle değildi. Ağzından çıkanı ulan duyuyor mu lan senin? Hay Allah ben onu demek istedim. Lan ben sana çökmedim serbestsiz. Ya ben yanlış oldu. Ben demedim. Tamam lan. Hayır bak ben çok demedim o dedi. Tamam lan tamam uzatma artık. Besbelli bir yanlış anlaşılma olmuş işte. Tepeme attırma benim ha. Koskoca kadın. Yalan mısın? Bak hastalandı gördün mü? Gördün kötüledi bak. Yediğin haltı görüyor mu? Koskoca kadın yalan mı söyleyecek? Benim helalim, avradım. Yalan mı söyleyecek lan? He? Hadi yürü git. Hadi yürü git işine. Ben kendi yeğenimi sana mı kaçırtıracağım lan? Tövbe. Bir sürü işimiz var bizim. Hadi yürü git. Ya bak Hüsnü bu böyle değildi. Bir şey oldu ya. Hadi yürü git. Hadi anca gidersin hadi. Oturup seninle çene çalacak halimiz yok. Yürü. Yürü. Ben gideyim o zaman. He, git oğlum şimdi git. Bizim bir sürü işimiz var. Bizim bir sürü başımızda dert var. Ömer'in bir sürü işleri var. Yani kafamız karışık zaten. Bir de şimdi sırası mı oğlum bunları konuşmanın ya? Hadi yürü. Sonra gel sonra şey edelim konuşalım yavrum. Hadi. Oldu. Gidiyor mu madem? Allah Allah ya. Hikmet Hanım. Bakıyorum o koltuğu çok sevdiniz. Anlamadım. Yani diyorum ki biz ne kadar oturursak siz de bizimle o kadar oturacak gibisiniz. Kusura bakmayın farkında değildim. Ya takılıyorum lütfen oturun. Oturun lütfen ya. Allah Allah. Ha hayatım bak şimdi laf defa açtı. Ben asıl söyleyeceğim şeyi unuttum şimdi. Diyorum ki bugün seninle şöyle baş başa biraz kaliteli vakit geçirsek. Hı? Harika olur. Hatta diyorum ki akşam yemeğimizi şöyle nefis manzaralı bir yerde baş başa yesek. Hı? Gerçekten mi? Evet. Ne var bunda? Ya karımla baş başa kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Hem sen seversin böyle şeyleri. Olur. Tamam. Anlaştık o zaman. Hikmet Hanım'dan da rica ederiz. Seni o hazırlasın. Hı? Bak hayatım, bu Hikmet Hanım var ya, bizim Elif'i de çocukluğundan beri kendisi hazırlar. Ay yok canım. Hikmet Hanım'a zahmet vermeyelim şimdi. Şerife'ye söyleriz. Yok, Şerife olmaz. Yani Şerife mutfakta tabii o meşgul olduğu için. Hikmet Hanım'dan rica ederiz. O da kendisi zaten şu anda boş boş bizimle oturuyor. Bir işi olmadığı için diyorum. Giydirir, değil mi Hikmet Hanım? Tabii ki Yağmur abi. Benim görevim bu konakta yaşayanlara hizmet etmek. Seve seve giydiririm Nesin Hanım'ı. Ne güzel, ne güzel. O zaman siz hazırlanırken ben de aşağıda sizi bekleyeyim, tamam mı? Hikmet Hanım, Kamrul öyle söylemek istemedi. Sorun değil Nesin Hanım. Buyurun odanıza gidip hazırlanın. Buyurun. Buyurun.
Buyurun. Kolay gelsin tabii. Kolaysa başına gelsin Bayram, gel. Gel otur. Ya şu doktorların yazısını nasıl okuyorlar anlamıyorum. Misal ben şu an yazdığımı okuyamıyorum. Vallahi ben de okuyamadım Mete abi. Bayram maşallah bugün keyfin yerinde, hayırdır? Hayırdır be tabip. Hem de öyle bir hayırdır ki. Ah be Ömer. Ah be ablam. Sen hiç akıllanmayacaksın ya. Yarın Allah'ın izniyle bu iş hallolur. Karım olacaksın artık Fatma. Gözlerin öyle kara ki, böyle aysız, yıldızsız gece gibi. Baktıkça içinde kayboluyor. Ya senin gözlerin güneş gibi. Baktıkça insanın içi ısınıyor. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Yani şimdi basbayağı karar verdiniz. Yani siz şimdi evleniyorsunuz öyle mi? En doğrusu bu be tabip. Yarın inşallah hallediyoruz bu işi. Zaten resmi nikah yaptıktan sonra kimse bize karışamaz ki. Fatma da Reşit nasıl olsa. Tabii canım. Keşke daha farklı olsaydı ama. Ama size de başka şans bırakmadılar be kardeşim. Vallahi seni de çok yorduk be tabip. Onca şey yaptın bizim için. Estağfurullah kardeşim. Ne bileyim, yoldaşlık ettin bize ya. Ben aslında buraya senden son bir şey istemeye geldim. Tabii kardeşim, elimden ne geliyorsa. Ya ben düşündüm ki, madem nikah yapıyorum, şahidim olsa olsa tabip olur dedim. Nikah şahidim olur musun? Olmaz mıyım be kardeşim? Gururla, onurla olurum hem de. Vallahi mı? Vay benim tabibim. Ya vallahi billahi ben hiçbir şey anlamadım Şerife ya. Ya annem arabimi... Ya bırak şimdi annemi. Sen bu Fatma'yı istiyor musun, istemiyor musun? Sen onu de bana güzel kardeşim. Yani bilemedim ki. Ha? Sen bana neyi sordun ya? Ay ne sormuşum? Ay neye bilemeyeceksin acele? Sen bu Fatma'ya sevdalı değil misin? Ya ben sevdalıyım da. O... Ne olmuş ona? Onun gönlü bende olmayabilir galiba herhalde Şerife ya. Aman acele, yani düşündüğün şeye bak. Allah'ını seversen şu Karataş'ta kaç kişi sevdiğiyle evlenmiştir acaba? Ne bileyim kaç kişi? Ya neredeyse normal evlenen yok. Hep anlatırlar ya beni şöyle kaçırdı böyle kaçırdı diye. Ondan sonra ne olur? Ne olur? Ya birbirlerine alışırlar. O kadar çok seviyorum ki gözüm başkasını görmüyor derler. Ha. Öyle mi derler? Ya biz seninle aynı köyde yaşamıyoruz mu acaba ya? Sen nerede yaşıyorsun, duymuyor mu hiç? Ha, doğru diyor ya. Tamam işte. Sen de git kızı kaçır. O da zamanla alışırsan da seversin. Öyle mi diyor kız Şerife? Öyle diyorum, ne acele? Ya ben iki saattir sana ne anlatıyorum acaba ya? Ya köylük yer burası. Şehir mi ki ben bunu seviyorum dediğimizle evlenelim? Sen şimdi git Fatma'yı kaçır diyor ha. Yani seviyorsan git kaçır bence. Ya hem de o kadar çok seviyorum ki kız Şerife. Bebeği sen o kadar çok seviyorum ki. Tamam işte durduğun hata. Beni dinle.
Yarın saat 12:20 kala Fatma'yı çarşıya getireceğim, tamam mı? Tamam. Şerife, şüphelenmez mi Fatma acaba ya? Sen merak etme. Sen şu şansa bak üstüne. Ne şansı kız? Ya görmüyor musun? Biz Fatma'dan kurtulalım dedik, kurtulalım dedik, kurtulamadık. Şimdi de Rabbim verdikçe veriyor. Neyse, şu acele işini de hallettik, iyi oldu. Aa bak kız, bu eksik akıllı bir delilik yapar mı ki? Yok be, ne yapacak, bir şey yapamaz. Ben biraz sonra Fatma'yla da konuşurum. Ya Burhan Bey, ben konuşur razı ederim dediydi ama sen de bir git bir konuş, bir ağzını yokla bir bakalım. Konuşayım değil mi? Ya Burhan Bey. Remziye Hanım, nereye böyle? İyice anladın mı beni acele? Anladım Şerife. Fatma'yı ilk sen gördün, ilk sen sevdin. Onu almak senin hakkın, Bayram'ın hakkı değil. Benim hakkım valla. Önce ben gördüm. Tamam. Hadi git sen şimdi. Yarın sakın geç kalma, tamam. Tamam. Ben gideyim o zaman. Yarın dediğin yerde, dediğin saatte Şerife. Tamam, hadi. Şerife bacı ya. Çok sağ ol ya. Allah senden razı olsun. Kimse görüp duymadan git. Tamam. Ben gittim o zaman. Şerife. Ne var? Biraz yürüyelim mi? Ay şimdi hiç yürüyemem. Çok işim var. Sonra şey yaparız. Daha iyisin değil mi Ayşe? Çok daha iyi Ömer. Daha iyi. Hem yarın atölyeye gelip işe de başlıyor değil mi? İşe mi? Ama daha çok erken değil mi? Biraz yatıp dinlenip... Mustafa çok ısrar etti. Yani Mustafa Usta. Anam da git diyor. Böylesi daha iyi olacak sanki. Niye etmişsin? Sen öyle diyorsan. Sen nasıl oldun Ömer? Hastalığın nasıl? Gün almayı bekliyoruz abi. Yakında hiçbir şey kalmayacak. Değil mi Ömer? Ne oldu kız? Ağzın kulaklarına gene ne sırrı diyor? Hiç baba. Annem nerede baba? Annen bir işi vardı, dolanıyordur buralarda. Ha iyi, ben ona bir bakayım da geleyim o zaman. Yok dur bir dur. Sen bana bir az şekerli kahve yap da sonra bulursun ananı konuşursun. Tamam o zaman ben kahve yapayım. Yenge. Thank you.
dışarıda beklerim Ziya Hanım. Yaşadık Fatma. Kendime hakim olamadım. Kabalığım için beni bağışla. Senden özür dilemek istiyorum. Ben bütün bu olup bitenlerden sonra biraz düşündüm ve bir karar verdim. Ben seninle evlenmek istiyorum Fatma. Söyledim. Seni kendim istiyorum Fatma. Böyle bir şeyi nasıl dersin? Neden diyemeyecekmişim Fatma? Olmaz. Hayatta olmaz. Ya. Ailem. Kardeşinin hayatı söz konusu olsa bile mi? Ne? Ömer diyorum Fatma. Ömer'in hayatının kurtulmasını istiyorsan bu iş olacak Fatma. Korkma. Korkma. İmam nikahıyla evleneceğiz. Ama geçici olarak. Nesrin öldükten sonra resmi nikah yapacağız. Sonra da bu konağın hanımı olacaksın. Ha? Fatma. Hem kardeşinin hayatı, hem hünkâr oğullarının serveti. Ne dersin Fatma?
Çok güzel oldu saçlarım, ellerinize sağlık. Ne yaptın ki canım? Şöylesine bir topladım. Peki bunu mu takayım? Bunu mu? Sanki bu size daha yakışacak. Tamam. Sen ne dediğini bilmiyorum bey. Benim ne seninle ne de servetinle bir işim yok. Bak Fatma. Ömer'in hayatının kurtulmasını istiyorsan bana evet diyeceksin. Demeyeceğim. Söyle. Sence sana mı inanırlar? Bana mı? Ha? Bana bu iftirayı attığın için seni de, o hastalıklı kardeşini de, amcanın ailesini de bu konaktan atarım. Atarım. Sadece bu konaktan da değil. Bu köyden, bu kasabadan, bu şehirden de atarım. Bitiririm sizi. Bunları iyi düşün Fatma. Bak. Hem sevdiklerin için. Ha? Hem kendin için. Hayatın çok daha güzel olacak. Bir düşün Fatma. Bu konağın hanımı olacaksın. Prensesler gibi yaşayacaksın. Bir dediğini iki etmeyecekler. Para, ihtişam, zenginlik içinde yaşayacaksın Fatma. Bu hayatı kim istemez ha? Ha? Sen istemez misin? Cevabını bekleyeceğim. Ona göre de Ömer'in ameliyatını yaptırıp yaptırmayacağıma karar vereceğim. Sende hiç vicdan yok mu bey? Din, iman, kitap yok mu? El kadar çocuğun hayatıyla mı oynuyor? Senin için yapabileceklerimi hayal bile edemezsin Fatma. Ömer'in hayatın iki. Akar can özümde, sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinamı yaralar yaroy 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 yaroy. Yeah.
Sırrı. Buyur beyim. Arabayı hazırla. Hemen bir. Üstü kaya. Ulan ağız tadıyla bir kahve içirtmezler adama. Üstü kaya. Buyur beyim. Şu sabah konuştuğumuz bayram meselesi vardı ya. He. Hallet o işi. Peki bey. Canım, ne kadar güzel olmuşsun böyle. Araba hazır beyim. He, değil mi? Peki Sırrı. Ha Şerife. Sen de biraz taze çiçek topla da odamıza bırakıver. Odamız şöyle bahar koksun, aşk koksun. Atalım şu üzerimizdeki ölü toprağını. Hı? Hadi bakalım. Peki beyim. Gidelim canım. Fatma. Niye ağlıyorsun kızım? Ha? Bak kısmet ayağına kadar gelmiş. Ağlayacağına akıllı ol. Kafanı kullan biraz. Sen neler diyorsun yenge? Ne diyorsun Fatma? Kötü bir şey mi diyor? Kızın başına talih kuşu kondu. Akıllı ol diyorum. Kafanı kullan diyorum. Yavrum. Bak senin şuncacık yaşında başına gelmeyen kalmadı Fatma. Yetmedi mi? O beş parasız köylü parçasına varacağına koskoca beyin hanım olacaksın kız. Ha bak aklıma bir mani geldi. Ne diyor, ne diyor? Dur. Al dedim, al dedim. Bu gecede kal dedim. Geçtim aşktan sevgiden. Bir beye vardım. Her gece bal yedim, börek yedim. Kız. Yenge, yenge bak o bey dediğin adam evli ha. Karısı var. Üstelik zavallı kadıncağız hasta. Kız işte kendin diyorsun. Kadın hasta. Fatma, doktorlar bir iki aya kadar ölür diyorlar. Allah'ım ya. Kız, koskoca konağın hanımı olacaksın sen. Bir elin yağda olacak, bir elin balda olacak. Yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak Fatma. Yavrum. Sevda dediğin ince bir rüzgar. Başını şöyle okşar geçer yavrum. Ama böyle bir kısmet insan ayağına her zaman gelir mi? Bak sen beni dinle. Akıllı ol kız. Yenge, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Allah aşkına? Ayıp denen bir şey var ya. Günah denen bir şey var. Sen nasıl düşünüyorsun bunu? Nasıl diyebiliyorsun bana? Fatma, ben mi düşündüm bunu? He? Bey düşünmüş, amcadan seni istemiş. Biz ne diyeceğiz şimdi? Koskoca beyden hesap mı soracağız? Sen niye bu kızı istiyorsun mu diyeceğiz? Adamın bir bildiği var elbet. Nereye baba? Az bir işim var, halledip gelirim. Kız anne. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Ne vereyim sana? Bir şey vermiyor. Hayırdır Hacı Ali? Neyin var? Ne düşünüyorsun bu kadar? Yok bir şey abi. Tabii bir şey yok ya. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Muhtar. Herkese benden çay. Hayırdır Hacı Ali? Çaylar ne için? Hayırdır inşallah. Hayırdır. Çok hayırlı bir iş inşallah. Güzel kızım, kara kızım benim, güzel kızım. Fatma, yavrum bir tek sen olsan tamam. Biz ne yapacağız yavrum? Kamran Bey'in dediğini duydum. Sen bu işe edemezsen bizi konaktan kovacak adam. Ya Fatma ne yapacağız biz bu karda kışta yavrum? Sokaklarda mı yatacağız? Ha, amcam ben Şerife ne yaparız? Ha? Yapamam. Yapamam yenge. Bana bak Fatma. O Elif Hanım'a güveniyorsan hemen vazgeç bundan. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Seni bayrama verecekti, ne oldu? Geldi Kamuran Bey engel oldu. Ha? Kızım, bak yavrum. Kulağını aç, beni iyi dinle. Sen buraları bilmezsin. Buraların eskilerini bilmezsin sen. Burada Kamuran Bey'in sözü geçer. Necip Bey'e bakma. O bir gün var, bir gün yok. Zaten ayağı çukurda. Görmüyorum onu, adamın yüzü bembeyaz. Kamuran Bey'e bak, zobuduk gibi. Fatma. Hadi bizi düşünmüyor. Kendini de düşünmüyor. Ömer'i de mi düşünmüyor yavrum? Ömer'im, Ömer'im. Nefes alamıyor çocuğum yavrum. Sabi. Onun canını da mı düşünmüyor yavrum sen? Bak sen akıllı kız. Bunu iyice düşün, taşın. Kamuran Bey'in dediğini duydum. Yarına kadar mühletim var. Ömer'i düşün yavrum. Hadi bizi düşün, Ömer'i düşün. Bana bak. Bu konuştuklarımızı kimseye söyleme, tamam mı? Ha? Vallahi bak sen de rezil olursun, biz de rezil oluruz. Şerife'ye de bir şey deme. Konaktan tek kişiye bir kelime etme, tamam mı yavrum? Tamam mı kızım benim? Tamam mı kara kızım? Amcam ne diyor bu işe yenge? Kız. Annemi gördün mü? Görmedim. Nereye gitti bu kadın ya? Dedi yani. Ne desin kızım? Zoruna gitti tabii adamın. Kamuran Bey öyle deyince. Amcan da çok üzülüyor Fatma. En çok da Ömer'e üzülüyor. Ah benim oğlum diyor. Oğlum diyor. O benim diyor. Oğlumdu diyor. Ömer'im diyor. Ben şimdi onu diyor kara toprağımı vereceğim diyor. Ne yapsın adam? Bey öyle deyince kahretti. Ah dedi, ah dedi. Benim elimde biraz para olsaydı dedi. Ben buna eder miydim dedi yavrum. Ama nerede? Nerede kızım, nerede? Biz yıllarca karın tokluğuna yıllarımızı, ömrümüzü heba ettik bu hünkâr oğulları için.
yapsın adam? Utancından daha taşa vurdu kendini. Mecnun oldu adam, Mecnun. Senin karşına da çıkamıyor. Ömer kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen? İyi, çok şükür. İyi, iyi. Otur. Yok yok abi, kalkıyordum ben yok, zaten. Yok, bir çayımı içmeden gidemezsin. Otur. Usta hoş geldin. Hoş bulduk. İyi, otur, sen nasılsın? Otur. Daha da nasılsın kardeşim? İyiyim abi. Aslanım benim. Ha anne. Ne oldu kız? Ne var Şerife? Ben de seni arıyordum. Ne yapacaksın sen beni? Hiç merak ettim. Buldun işte, hadi yürü. Anne, ne yapmış, yine bir şey mi yapmış? Aman be, yok bir şey yapmamış. Öyle iki çift laf ettik, hadi. Acele niye gelmiş? Aman niye gelecek? Deli işte. Kendi kafasından bir şeyler uydurmuş. Sonra ona inanmış, kalkmış gelmiş manyak. Hadi yürü. Sabah kadar cevabını bekleyeceğim. Ona göre de Ömer'in ameliyatını yaptırıp yaptırmayacağıma karar vereceğim. Hadi bizi de geç. Ömer'i de bir düşünme. Ömer'im. Ay yavrum benim. Talihsiz yavrum. Nefes de alamıyor çocuk. Şerife, Kamuran Bey odası için çiçek istemişti. Topladın mı? Yok. En güzellerini, en tazelerini bulacağım için daha toplamadım Hikmet Hanım. Dün gece olanları duydun mu? Duydum. Ne duydun? Senin hiç lafını sözünü bilmediğini, Kamuran Bey'in de sana haddini, hududunu bir güzel bildirdiğini duydum Hikmet Hanım. İşin içinde bir genç kızın geleceği var Remziye Hanım. Hem de senin yeğenin olan bir kızın. Hah bak işte. Şimdi ne güzel dedin Hikmet Hanım. Ne doğru dedin. O kız benim yeğenim. Senin değil. Ortada savunmasız, mağdur biri varsa hakkını savunmam için benim akrabam olması gerekmez Remziye. Ha Hikmet Hanım. Sen hala hiçbir şey göremiyorsun değil mi? Ha? Sen hala Fatma'yı mağdur sanıyorsun. Halbuki seni ne güzel çeviriyor parmağında. Sen ne diyorsun ya? Kız ne haldeydi görmedin. Fatma dün gece bayramlardaydı. Senin bundan haberin var mı? Ha? Kamuran Bey de kabahatini ortaya çıkarıp kulağını çekince amcası hesap soramasın diye beye iftira atmış. Sen hala uyuyor. Senin böyle bir şey hiç aklın alıyor mu? Hiçbir genç kız böyle bir iftira atmaz. Hikmet Hanım, biz kaç senedir bu konakta yaşıyoruz. Kamuran Bey'in herhangi birine yan gözle baktığını, herhangi birinin namusuna halel getirdiğini gördün mü? He? Duydun mu? Böyle ortalıklarda her şeyi biliyormuş gibi dolaşıyorsun da hiçbir şeyin farkında değilsin sen. Bak, sen gel yine beni dinle. Fatma'ya güvenip de kaç yıldır ekmek yediğin kapıda kendini daha fazla maskara etme. Yazık. Çok yazık. Bu yaptıklarınızın hesabını çok yakında vereceksiniz. Az kaldı.
Hesap günü geldiğinde kimin nasıl bir hesap vereceği belli olmaz Hikmet Hanım. Sen kendine dikkat et. Bunlar senin son günlerin Hikmet Hanım. Yakında bu konağa adım bile atamayacaksın. Hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldür derler. Ben gideyim artık, atölyede işler beni bekler. Yarın iş başı değil mi Ayşe? Ömer, en kısa zamanda seni de bekliyorum abiciğim. Bak bir an önce iyileş, aramıza dön, olur mu? Tekrar geçmiş olsun bayram. Eyvallah. Ya o telaşede fırsat olmadı. Sayende adamları bulduk. Sağ olasın usta. Ne demek? Bak bir şeye ihtiyaç olursa her zaman biliyorsun. Eyvallah. Fatma kızım. Hikmet anne. İyi misin? Seni merak ettim. Ayşe. Ömer. Nasıl? Güzel mi? Bak yarın sabah bana sürpriz yapacağım, sakın bir şey deme. Yok merak etme abi, söyleme. Cam bu. Ömer, gel biz içeri girelim. Seni burada görmesin. Duyuyor mu la beni? Selamun aleyküm. Destur, Kaya. Sen burayı yol mu belledin ha? Amcam burada olduğunu biliyor muydu acaba? Senin için gelmiş olmasın? Bilmiyorum ki Ayşe. Ne oldu? Ne demeye geldin? La diyeceğim, diyeceğim. Azıcık sabret. Deli ananın karnında nasıl durdun lan 9 ay? Kahya, ne demeye geldiysen de git. Başım belaya sokma burada benim ha. Şunun için geldim. Acaba diyorum şu sizin ev kaç para eder? Bir ölçeyim, biçeyim dedim. Yani lan yine sen. Dediğim şu ki, Kemren Bey hünkâr oğullarının alacaklarını tahsile karar verdi. Sizin elinizde ne tarla kaldı, ne depoy kaldı, ne hasat kaldı, ne soru kız kaldı. Yani borçları ödeyemezsiniz. Elinizde kala kala bu kıtırık ev kaldı. Acaba diyorum o da borçlarınızın ne kadarını karşılar? Yani bu Kamran Bey talimatı ha. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Sen Elif'i aramama izin vermedin ama Kamran'ın sana bu yaptıklarının üstünün örtülmesine gönlüm pek razı gelmiyor kızım. İzin ver birini arayalım. Ha? Yoksa yanına kar kalacak. Kimse duymasa bilmese daha iyi Hikmet anne. Sen ne diyorsun kızım? Ya bir daha yapmaya kalkarsa? Yok. Bir daha yapamaz. Sen beni merak etme. Sana söz veriyorum bir daha yapamayacak.
Ne demeye getiriyorsun sen? Dediğimi tas tamam duydun Kara Bayram. Borçlarınızı tas tamam ödemezseniz eviniz de elinizden gider, siz de buradan gidersiniz ha. Nereye gidecekmişiz? Vallahi ben bilmem nereye gidecekmişsiniz. Kamran Bey alakadar etmez, beni hiç alakadar etmez. Yani diyeceğim, borçlarınızı en kısa zamanda ödemezseniz kapınızda icra memurunu görünce şaşırmayın diyorum ona göre. Ben seni ne arıyorum? Dur, oğlum. İyi olacak. Çok üzgünüm olanlar için. Acele hayırdır? Ya hiç öyle geçiyordum da bir uğrayayım deyiverdim. Gel hele bir çayımı iç o zaman. İçelim. Hadi geç geç. Neymiş efendim? Üstlerindeki ölü toprağı atacaklarmış da odaları aşk kokacakmış. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Tam bundan bir de gözümün içine baka baka. Ya senin karının yüzü zaten toprağa bakıyor. Neyini atacaksın? Görürsün sen. Ya Hıdır abi. Şu... Eter mi nedir neyin var ya? He var. Ya hazır gelmişken sende ondan var mıydı ya? Var şurada dolapta. Ha. Niye sordun? Ya niye soracağım ya? Az lazımdıydı da. Ne edeceksin sen eteri? Ya ben ne edeceğim eteri ya? Şey işte ya bizim şey için lazım canım. İşte bizim inekler için lazım da. İnekler için mi? Ha. Ya bizim iki tane inek geceleri pek uyuyamıyor da diğerlerini de huzursuz ediyor biliyor musun Hıdır abi? Ben de düşündüm ki bunlar... Hay Allah iyiliğini versin ulan. Eter'le ineğimi bayıltacaksın, ne edeceksin? Allah sana da iyiliğini versin ya. Onlar sayılı oğlum, sayılı. Hiç Eter'le inek bayıltılır mı? Ha. Hıdır abi az bir gelsene. Geliyorum hemen. Acele ben bir bakıp geleyim, sen iç çayını. Tamam tamam ya sen işine bak ya ben çayımı içiyorum burada. Ne zamandır baş başa bir akşam yemeği yememiştik. Ya değil mi? Çok uzun zaman oldu. Doğru. Aşkım. Aşkım. Çok teşekkür ederim. Aa, niçin hayatım? Her şey için. Hayatımda olduğun için. Benimle evli olduğun için. Kocam. Kardeşim, babam, dostum, sevgilim olduğun için, bu zor günlerimde yanımda olduğun için, kalan her anımda benimle olduğun için seni çok seviyorum. Bunlar ne güzel sözler böyle. Ben de seni seviyorum aşkım.
Kamuran. Canım. Yine de senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Ama hayatım bu kadar güzel, bu kadar muhteşem, bu kadar kaliteli cümlelerin üzerine bu konu açılır mı sence? Hı? Ben onların hepsini unuttum gitti. Bence sen de unutmalısın. Oho, saat bayağı geç olmuş ya. Hadi hadi. Şunları içip kalkalım bence. Şey yani... Ben karımın ilaç vaktini geçirmesini ister miyim sence? Hem sen bugün biraz fazla ayakta kalmadın mı? Hadi bakayım. Bu deli dediğini yapar. Biliyorsun değil mi Bayram? Ne yapacağız peki ona? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ben de bilmiyorum. Bunca borç nasıl ödeyeceğiz? Bey bey dedik, itimat ettik. Tok açın halinden anlar mı hiç? O Hüsnü Kapıkulu da fırsat bu fırsat deyip gerine gerine geldi. Eli belinde, dili dışarıda. Duymadın mı Bayram? Biz o kadar parayı nasıl buluruz? Nasıl elde ederiz? Babanız eliyle, ayağıyla, dişiyle, tırnağıyla kurdu bu evi. Harcını kendi kardı. Temelini kendi kazdı. Öyleydim, öyleydim de. Karışılımın yaptığı ocağın... Nereye oğlum? Az dolaşacağım. Neden yapıyorlar bunu abla? Ne istiyorlar ki? Hem ben yardım olsun diye vermemiş biri parayı. Şimdi niye geri istiyor? Zavallı Raz canı. Öyle üzüldü ki. Bayram abi de. Her Ayşe'yi görsem ağlamamak için zor tutuyordu kendini. Başına gelen onca şeyden sonra. Sen merak etme ablam. Bayram güçlüdür. Bulur bir yolu. Doğru mu diyorsun abla? Bulur gerçekten. Doğru diyor. Bulur. Hem her şeyin bir çözümü var. Ben bir amcamlara bakayım. Abla. Ha? Amcamlara bir şey deme ne olursun. Yeter miyim Ömer hiç? Ne yapıyor bu? Ne oluyor Kamuran?
Ay. Bugün de pek keyifli bir gün oldu değil mi Hüsnü? Vallahi akşam akşam da canım börek çekti. Vahşet. Keşke yapaydım da şöyle güzel çayla yerdik. Yeni bir börek tarifi öğrendim de. Tepsiye güzelce yufkaları seriyorsun. Hafifçe yumuşattığın ıspanakları koyuyorsun. Biraz da ançiyiz koyuyorsun. Ama ançiyiz ne bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum. Ançiyiz ne zaten bilmediğim şeyi koyma. Aşama aşama dokunur ne yapar. Sen gene bildiğimiz eski usul yap. Kıymalı mı? Kıymalı. Acı da koyarım. Acı? O da sabaha kadar yanarız kız cayır cayır. O zaman benimkinden koymam. Yakar benimki. Biliyorum değil mi? Amca. Ha kızım. Bugün olanlardan haberin var değil mi? Kamran Bey'den. He var. Ben de onu konuşalım diye geldim amca. Kızım biliyorum ben de bu hiç iyi bir vaziyet değil ama. Sen ne diyorsun bu iş amca? Ben ne? Sen. Biz bu konağa geldiğimiz günden beri bize dedin ki amca baba yarısıdır dedin. He. Beni de babanız yerine sayın dedin. He kızım. Ben de şimdi sana diyorum ki bey hasta karısının üstüne beni kuma yapacakmış diyorum. Sen ne diyorsun bu işe diyorum. Baba. Gene ne istiyorsun Bayram? Sana iki çift lafım var bey. Sen hala söyleyecek bir lafın var mı? Sen her şeyi biliyorsun. O Hüsnü'nün bize neler ettiğini sen çok iyi biliyorsun da. Bile bile niye ona arka çıkıyorsun bey? Niye insafsızlık ediyorsun ha? Tarlamız gitti. Ekinimiz gitti. Hasadımız gitti. Depomuz gitti. Ulan sarı kız bile gitti be. Elimizde kala kala bir evimiz kaldı. Ona da mı göz diktin bey? Ha? Evimize de mi göz diktin? O ev senin ne karnını doyurur ne de daha fazla zengin eder. Ama bizim için kubbedir, sığınaktır. Bacımla ben o evde doğduk büyüdük. Sen bizim çocukluğumuza da mı göz diktin bey? Gerçi senden hiç görmedik ama ağalık, beylik dediğin almakla değil vermekle olur. Adalet dağıtmakla olur. Haklının yanında olmakla olur. Öyle yılanların arkasında durmakla değil. O Hüsnü'nün bunların için yaptığını sen çok iyi biliyorsun. Ama şunu bilmiyorsun ki Kara Şali'nin oğlu Kara Bayram baba ocağını kimseye vermeyecek. Kara Şali'nin bayramı ne sana ne itlerine ne de paranın gücüne boyun eğmeyecek. Bunu sen de o yılanın olacak kahya da kafanıza iyice yazın bey. Anladın mı beni bey? Biliyorsun durumu kızım. Sen de yani bizim... Ben ister miyim hiç böyle olmasını yavrum? Ben biliyorsun seni Şerife'den hiç ayırt etmedim. Kendi kızım gibi belledim. Hem nikah kıyacakmış. Yani
Bir namussuzluk yok, bir kötü niyet yok bunda. Ama sen yine de istemiyorsan vallahi... Ama işte biliyorum yani bizim konaktaki durumumuz, sonra Ömer'in ameliyatı filan. Anladım, ben anlayacağım. Fatma? Hayırlı akşamlar Nesin Hanım. Neredesin sen oğlum bunca saattir? Geldim işte ana ya. İşte işler güçler. Ha. Dalmış böyle ya. Yemek soğudu oğlum. Hadi sen geç içeri de ben yemeği ısıtıp geleyim. Tamam ya, geçtim ben. Odanın havası değişecekmiş. Öyle değişmez, böyle değişir. Sen odana çık. Ben üstüne konuşacağım biraz. Peki. Bunlar ne böyle? Çiçek, Nesin Hanım. Kamburan Bey bugün hani odanın havası değsin diye emrettiydi ya. Ben de size sürpriz yapayım dedim. Ay ne güzeller. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım Nesin Hanım. Artık rüyanızın tadını doya doya çıkarabilirsiniz. Ay. Fatma. Seni dinliyorum. Verdin mi kararını?
Acele. Ha. 2 saattir kıvranıyorsun oğlum. Ne diyeceksen de sen de rahatla ben de. Ha. Şimdi şey. Ana. Hı. Ay vallahi heyecandan yüreğime inecek şimdi. Ne diyor şimdi bu kız Kamuran Bey? Ay çatlayacağım şimdi. Çatlamazsın, çatlamazsın, merak etme sen. Ay kız şimdi bu adama bu kız ne diyor şimdi? Ay. İstediğini kabul ediyorum ben. Ya. Öyle mi? Öyle. Öyle ama 3 şartım var. Neymiş o şartlar? Birincisi, kardeşimin ameliyatı hemen yapılacak. Ameliyat olmadan da nikah olmayacak. İkincisi, nikah olmadan bana elini bile sürmeyeceksin. Saçımın tek bir teline bile. Peki, üçüncüsü? Bayram. Bayramın borcu. Borç kalmayacak. Onları da, evlerini de rahat bırakacaksın. Hala onu düşünüyorsun. Ölene kadar başka kimseyi düşünmeyeceğim. Sen teklifini yaptın. Ben de şartlarımı söylüyorum bey. Karar senin. Nasıl gün aldın? Ne zamana bayram? Yarın ana. Bizim köyden Turgut yok mu? Evlendirme dairesinde çalışıyormuş. Sağ olsun yarına gün ayarladı işte. Sen ne diyorsun oğlum? Ya ana, yarın bu iş bitecek diyorum işte. Fatma nikahlı karım olacak diyorum, bu kadar. Ne? İyice delirdin sen artık oğlum. Bu nereden çıktı şimdi? İşte, Remziye yenge dedi ana. İşte dedi ki, sen dedi Fatma'yı kaçır dedi. Yoksa dedi işte Karabayram kaçıracak dedi ana ya. Remziye mi? Ha. Remziye sana git Fatma'yı kaçır mı dedi? Ha. Olmaz. Delirdin mi sen oğlum? Bu iş olmaz. Başını derde sokacaklar Haceli. Bunlar değil miydi önce kızı gelin alın diyen, sonra da vermeyen ha? Sana diyorum oğlum. Aklını başına al artık. Ne demekmiş el alemin kızını kaçırmak? Oyun mu bu oğlum? Olmaz. İki cihan bir araya gelse komam seni. Olmaz. Olacak ana. Olacak. Ya inan ki başka yolu yoktu ana. Olsa? Bize başka bir hal çare bırakmadı ki bu kahya. Bunca derdin, bunca kahrın, başımıza gelen bunca illetin içinde sen nikah düşündün Karabayram. Ya başka çaresi mi vardı ana? Çare diye aklına bu mu geldi? Bütün bunları yapmaktan vazgeçerler diye düşündüm ana. Yani Fatma ile olan sevdamız yüzünden seni, bacımı, bizi incitmekten nikahlanınca vazgeçerler diye düşündüm. Ne yapsaydım ana? Sen söyle. Ha? Kalbimi söküp atabilsem yapayım.
Ama onu da yapamıyorum. Başka türlü olmayacaktı. Senden habersiz de bir şey etmek istemedim. Bil istedim. Ne yapayım sen söyle. Bu yılan soyu bunu çoktan hak etti. Alabiliyorsa alsın evimi elimden. Bundan daha beterini yapamaz ya. Nikah kaçta? Ne diyorsun sen oğlum? Olacak dedim ana. Bu defa ben ne istiyorsam, bu defa ben ne diyorsam olacak. Fatma'yı alıp götüreceğim buradan hadi. Benim senden başka kimim kaldı acele? Yapma. Bak ya sana da bir şey olursa. Ben ne yaparım? Ne ederim sonra? Ya ben ne yaparım ana? Ha? Ya ben ne ederim ana? Benim yüreğim üç parça, sen bunu biliyor musun ana? Bir parçasında Zahide'm var. Bir parçasında sen varsan. Diğeri de Fatma ana. Sen şimdi bana yüreğinin o parçasını sök at diyorsun ha? Nasıl ana nasıl? Nasıl yaparım ha? Yüreğimin bir parçasını nasıl söküp atarım anam? Hadi tut ki sarttım attım. Nasıl yaşarım ana? Nasıl nefes alırım, nasıl görürüm? Söyle ana, nasıl? Oğlum, ben senin sen için... Sen benim için dua et ana. Sevdiğimle kavuşayım diye dua et, evet. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Boş yere aldandım, boşuna kandım. İrengi gözümde, solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme, gülen dünyada. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Ben gelip ellere kalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada.
aynada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Fatma Bey'le evlenmeyi kabul etti ha. Vallahi etti. Edecek tabii Hüsnü. Etmez mi? Bu zamanda kimin ayağına gelmiş böyle kısmet? Ha? Herkes rahatı parayı seçer Hüsnü. Bir de kardeşinin canını ortadayken bayramı mı seçecekti? Hüsnü. Ben de artık hanım takımı arasına gireceğim değil mi? Eyvallah ya. Ne gülüyorsun be? Vallahi Kamuran Bey Fatma'ya hükümet nikahını bassın. Çalışmam ha. Vallahi çalışmam. Çekilirim bir köşeye, kurulurum şöyle. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Bizim Hikmet Cadısı'nı da özel hizmetime alırım. Masaj falan yaptırırım. Ne var lan sonra, ne oldu? Kamuran Bey çağırıyor değil mi? Kamuran Bey mi çağır? Gene mi çağır? Neyse sen git, ben gelirim, hadi yürü. Hayırdır inşallah. Hayırdır, hayırdır. Bir şey olmamış. Şerife nerede? Ne bileyim ben, bu saat oldu, kalkmadı. Niye kalkmadı bu kız bu saate kadar? Ben ne bileyim? Senin kızın. Onu da sen bil. Allah Allah. Şimdi hazırlanıyordum. Biz de Şerife'yle bir yalan uydurup nikah dairesine geleceğiz. Burada buluşuruz. Geç kalma, tamam mı? Tamam, merak etme canım. Bayram. Canım. Kimseye bir şey demedin değil mi? Yani anama söyledim, bir de tabii biliyor musun, onlardan bize bir zarar gelmez ki. Tamam. Ben şimdi hemen hazırlanıyorum, çıkacağım. Orada görüşürüz. Düşündün mü oğlum? Ha, düşündüm. Bu işin dönüşü yok artık ana. Yapacağım. Anam. Benim için dua et abi. Ne yaptın? Ne ettin? Bana mutlaka haber et. Tamam, tamam. Dikkatli ol. Doktorla konuştum üstün hikaye. Ömer'in ameliyatı için hazırlıklara başlamışlar. Yarımızı bekliyorlar. Sen şimdi Fatma'ya söyle. Kardeşini hazırlasın. Yarın yola çıkalım. Sağ olasın beyim, Allah razı olsun. Ben söyleyeyim, hazır olsunlar. Hikaye. Buyur beyim. Unutmadan şu bayramların durumu vardı ya, hani borç meselesi. He. Binelim mi tepelerine beyim? Hayır. Hiçbir şey yapmıyoruz. İyi. Bayramların artık bize borcu yok. Hepsini sildim. Ah buyurun beyim, ama nereden icap etti şimdi bu? Nereden icap ettiyse etti Kahya. Sana hesap mı vereceğim ben? Sen şimdi git, dediklerimi yap. Bayramlara da bildirirsin. Peki. Hadi bakalım.
Fatma. Buyur amca. Kamuran Bey ameliyat için lazım gelen işleri ayarlamış. Yarın gidiyoruz. Müjde Ömer. Ne oldu abla, ne müjdesi? Yarın Ankara'ya gidiyoruz. Amcam dedi şimdi. Kamuran Bey yarın ameliyat için gün almış. Kurtulacak mıyım artık bu hastalıktan? İnşallah. İnşallah ablam. Bu ne demek şimdi Hüsnü? Ne bileyim ben, nereden bileceğim? Kamuran Hünkaroğlu, bu kafasında kaç tilki dolanıyor kim bilir? Ya acaba Fatma mı istedi borçlar silinsin diye? Ya ben nereden bileyim Remzi'ye ya? İki lokma bir şey yedirmedi keyfiyle ya. Aman boş ver. Hüsnü. Farkında mısın sen şimdi Necip Bey'e dünür oluyorsun. Keyiflen biraz be. Tadını çıkar. Bak bundan sonra sana ne diyecekler biliyor musun? Hüsnü Bey diyecekler. Lan iki gram keyif edecektik. Şurada onun da tadını kaçırdılar ha. Sen şimdi kalk ta şeye git, Irazca'ya git, ayağına kadar git. Ya olacak mı ya? Dur be dur, dur. Hemen gitme. İki lokma daha bir şey ya, hadi. Nasıl çıkacağız Şerife? Ben de geleceğim abla. Olmaz Ömer, olmaz. Zaten ablanın konaktan dikkat çekmeden nasıl çıkaracağım diye düşünüyorum. Bir de seni götüremem. Bir şey söylesene Fatma sen de. Şerife doğru söylüyor abla. Ama nikahlanıyorsun abla. Yanında olmam lazım. Lazım, lazım da. Biz de dikkat çekmeden dışarı çıkmaya çalışıyoruz ablam. Hem hastasın sen. Heyecanlanmaman lazım. Ulan şunların tam tepesine çöküp ümüğünü sıkacakken nereden çıktı şimdi bu ya? Nereden çıktı? Doğmuşsun abi. Oy benim güzel bacım. Ah kara bayram. Senin şöyle terli duvaklı, davullu zırmalı damatlığını görmek vardı ya. Ya benim güzel hanımın kafaya taktığı şeye bak. Şu nikah işini bir halledelim, ondan sonra düğünün en kralını yaparız ben, merak etme sen. Ha. Nasıl olmuşum? Benim kuzum pek güzel olmuş ya. Allah nazarlardan esirgesin. Ana. Ana. Daha fazla geç kalmasak ya. O son duasını yüzüne üfürmeden hayatta çıkmaz abi. Hiç boşuna uğraşma. Bakıyorum. İyiden iyiye kendine geldin. Dilin yine çatallandı. Bak bir, bacıma bulaşmak yok. İki, biraz daha geç kalırsak Fatma beni almayacak ana ya. Hadi. Ay tamam canım. Aa çıkıyoruz işte. Hadi, ha. Hadi geç 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 hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bak eteğe basma. Gitme bağlara tek başına, gitme bağlara tek başına. Önünü de keserler, bilmem ne derler. Önünü de keserler, bilmem ne derler. Hadi canım yandan yandan, seviyorum seni candan. Hadi canım yandan yandan, seviyorum seni candan. Hadi canım yandan yandan, sevi... Ne oldu kız? Ne oldu, ne var, hadi söyle. Annem, ben çarşıya gideyim diyorum. Ne yapacaksın çarşıda? Ya ne zamandır istiyordum ya, mantom da eskidi. Öyle bir dükkanlara bakalım diye. Fatma da Ömer'e bir şeyler bakacakmış.
Yarın ameliyata gideceğiz ya yenge. Kamran Bey amcama eksikleri tamamlasınlar demiş. Ha, iyi. Paran var mı? Var. Kamran Bey verdiydi ya. Ha, iyi. Ömer nerede? Odasında. Bana bakın, fazla dolaşmayın ha, tamam mı? Vakitlice dönün. Tamam anne, merak etme. Zaten 2-3 tane dükkan var. Hemen bakar döneriz biz. İyi. Şerife, sen çık avluda bekle Fatma'yı. Ya neden? Kız çık dedim. Bir şey konuşacağım Fatma'yla. Fatma. Sen kimseye Kamuran Bey'le ilgili bir şey demedin değil mi kızım? Yok yenge. Söylemedim. İyi. Aferin kızım benim. Aferin. Akıllı kızım. Selamun aleyküm. Ha, buyur Şerife. Çıkıyoruz biz şimdi. Sen her şeyi hazır ettin mi? Ha, ettim ettim. Her şey tas tamam. Ha, tamam. Konuştuğumuz gibi. Sen bir yere saklan, bekle. Tamam, görmesin seni. Hadi kapatıyorum ben. Tamam tamam. Hadi. Hadi kız, yürü gidelim. Ne olan iki dirhem bir çekirdek süslenmiş püslenmiş nereye gidiyorsunuz? Dün dediklerim umurumuzda değil maşallah. Ev gitmiş gitmemiş, keyfiniz yerinde. Ne diyeceksen de çek git. İşimiz var, eyleme bizi. Ama ben de pek bayılmıyorum zaten. Benim diyeceğim, Kamuran Bey size acıdı. O borçların acelesi yok filan dedi. Onun için geldim ben buraya. Nereden icap etti bu bey iti? Ne bileyim ben nereden icap etti. Git Kamuran Bey'e sor. Bana kalsa sizi burada bir gün tutmam, biliyorsunuz değil mi? Dua edin Kamuran Bey'in iyi tarafına, eşref saatine geldiniz. Siz gene de ayağınızı denk alın, onu kızdıracak, tepesini attıracak bir şey yapmayın he. Şimdi o kulağını aç da beni iyi dinle Hüsnükah ya. Git o beyine de ki, bizim onun ne sadakasına, ne merhametine, ne de acımasına ihtiyacımız yok. Borcumuz neyse kuruşu kuruşunu öderiz evvelallah. Neyle ödeyeceksin lan? Sana şimdi yüreğimizle diyeceğim ama sen de yok ya. Yabancılarsın. Hadi onu. Hadi. Yat, kabak yat. İyi söyledin oğul. Apışıp kaldı köpek. İyi de bu Kamuran Bey evi elimizden almaktan niye vazgeçti? Durduk yere. Sürüler içinde sürmeli koyun. Şafaklar atıyor serhoşum. Acanım gel. Son kadehde yaptın bana bir oyun. Ya tabii, çok teşekkürler, sana da zahmet oldum. Ne zahmeti be kardeşim, lafı olmaz. Şereftir benim için. Gelin hanım nerede? Ha, gelirler birazdan. Tamam hadi girelim. Hadi hadi. Geç. Hadi bacım. Ellerim saz çalar gözüm. Adaman dil vardı. Aşağıdan gelir gelinin göçü. Gelin mi ettiler canımı? İyi bayramı kardeşim.
kardeşim. Ne yaptın, ettin, hallettin şu işi. Ya Bayram, şu Hüsnü olayı nedir? Sorma tabii, sonra anlatırım. Şimdi ağzımızın tadını bozmayalım. Yarım saatlere. Ha, gelirler. Şerife geç kaldık. Biraz daha hızlı mı gitsek yoksa yetişemeyeceğiz ha? Kız acelen ne? Karabayram'ın ateşi başına mı vurdu? Daha zamanınız var, korkma. Evet abi. Rıza bizzat kendisi girecek ameliyata. Hı hı. Ben de orada olacağım. Siz ne zaman geçtiniz İstanbul'a? Ya. Şimdi ben de gidince konak boş kalacak tabii. Elif. Gelsin gelsin. İşte çocuğun ameliyatını yaptırırız. İşte alır geliriz. Tamam. Peki abi. Görüşmek üzere. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım sen beni affet. Sen şimdi bilmiyorsun ama... benim kaderim sensin Fatma. Benim kaderim sensin. Ya dur, ne oldu Şerife? Ya buradan gitmeyelim. Babamın arkadaşlarının dükkanları var hep burada. Bir gören falan olur. Ne yapacağız? Şuradan gidelim hadi. Ha tamam. Ben bir bakayım da geleyim. Niye ki? Ya sanki konaktan birini görür gibi oldum da. Sen bekle, ben bakayım, öyle şey edelim. İyi, tamam. Ne oldu Şerife? Ne arıyorsun kız? Anne, anne. Şerife, ne oluyor kızım? Ya sorma vallahi, bu Fatma beni kandırmış. Ne diyorsun kız sen, ne oluyor? Ya,
Ya çarşı yemiştik, dükkanlara bakıyorduk. Bir anda ortadan kayboldu. Aa! Ne kaybolması be, ne diyorsun sen? Vallahi kayboldu. Vitrinlere bakıyordum, arkamı bir döndüm, Fatma yok. Ya çarşıya inmeyi bu yüzden istemiş demek ki. Kaçtı işte. Tamam kız, kapat kapat. Anam. Ne yapacağız biz şimdi? Kamuran Bey mahvedecek bizi. Ah Fatma be, ah Fatma be, ah. Fatma Hanım, sen benim tabağımdaki yemeğe göz koyarsan ben de sana yapacağımı bilirim. Sen daha dur, sen daha dur. Gene bu kar arıyor ya. Ne var lan Remce? Ne oldu gene? Ne arıyorsun? Ah yetiş Hüsnü, yetiş, yetiş. Kız kulağımın dibinde ne bağırıyorsun? Söyle ne söyleyeceksen. Fatma Hüsnü, Fatma. Bunlar Şerife ile çarşı yenmişlerdi. Fatma Şerife'yi uyutmuş. Ortadan kaybolmuş. Ortada kız yok. Ne? Ah be Fatma. Neredesin be gülüm?